o paçalarımızı, pantolonlarımızı çizmelerimizin içine sokup etek giyme zorunluluğun olduğu dönemlerden ben de biraz fazla isyankar bir tip olarak ben etek giymeyeceğim diye sonuna kadar direnip pantolonla o kadar dönem giren bir kişi olarak. Ben de kravatsızım. Ama birbirimizi orada nasıl bulduk bilmiyorum. Gerçekten mucizevi bir olay diye düşünüyorum. Bu kadar insanı, bu kadar uyumlu insanı bir arada olup, ben Buca mezunu olmadığım halde beni de bir Buca mezunu olarak kabul etmeniz. Çünkü ben 4 yıl boyunca o fakültede kurtulamazdım. Gidip gelerek derslere girdim. 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi'ne geçiş yapmıştım. O sürede muaf olduğum derslerden Buca'da derslere girdim. Orada çok çok iyi arkadaşlıklar, çok güzel arkadaşlıklar kurduk ki hala da sürdürüyoruz. İnanılmaz bir dostluk havası var. Bilmiyorum, o dönem başka bir şey. Çıkarsız, karşılıksız, gerçekten sevgiyle, saygıyla bütünleştirdiğimiz bir arkadaşlıkta. Dönemin verdiği bir şey miydi bilemiyorum ama ben hala aynı duyguları yaşıyorum ve hala o yıllarda yaşamış gibi hissediyorum kendimi. Ve şu anda da hani ufak tefek çizgiler yüzümüzde oldu, popomuz büyüdü, karnımız genişledi falan. Ama bunlar önemli değil. Aynı. Ruhumuz aynı kaldı, ona inanıyorum sonuna kadar. Ve ben yine öyle görüyorum. O dönemdeki arkadaşlar sanki karşımda yine. Bu dostluğumuz hep Allah ömür verdiği sürece sürsün. Ben bildiğiniz gibi küçük bir fare. Bölümün her kapısından giren. Hadi. Alt sınıf, üst sınıf demeyen. Bizim Erdoğan'ımız. Hepinizde yüz göz olan. Güzel olsun. Öyle bir alımım işte. Sade. Yani bir adam. Hepimizin çok sevdiği. Çıkarsız. Şansına münhasır. Ve çok şanslıyız bak. İnanın çok şanslıyız. Ben bu sergide emeği geçen 3 arkadaşıma öncelikle teşekkür ediyorum. Hepiniz de hoş geldiniz. Bizler ihtilal çocuklarıyız diye düşünüyorum. Mücadele gücümüz de ondan kaynaklanıyor. Hala çalışmamızdaki, mücadele etmemizdeki aydın fertler yetiştirme çabasında olmamızın nedeni de bundan. Hep bir arada olmak güzel. Böyle etkinliklerin olması harika. İnşallah devam eder. Hepinizi seviyorum. Sevgili kucaklarım. Ben bir anım vardı. Eğitim yöntemleri dersimize stajı gidiyorduk ya. Buca Lisesi çıkmıştı bana. O zaman stajda bana demişti ki çok iyi bir öğretmen olacaksın. Tahtanın önünde en az bir matematik öğretmeni kadar gururlu durmalısın. En az bir fizik öğretmeni kadar gerekli olduğunu düşünmelisin demişti. Hep bu gururla görev yaptım. İlk görev yerim Bingöl'dü. 5 sene çalıştım orada. Ve oraya giderken önce ben aslında San Reklam Ajansı'nda grafiker olarak çalışıyordum. Öğretmenlik yapıp yapmama konusunda tereddütlerim vardı. Rahmetli annem öğretmen olmamı istiyordu. Dedim ki 20 sene gideceğim, çalışacağım, geleceğim. Özel sektörde devam edeceğim diye. Tayinim Bingöl diye söylendiği zaman telefonda İnegöl mü dedim. O kadar iyimserli. Hayır, Bingöl dediler. Cetveli koy 30 santim ilerisi. Ondan sonra ben hemen Karşıyaka'daydı San Reklam Ajansı o zaman. Mavi trene bindim. Üstümde deri pardüsü, ayağımda kösele çizme. Ankara'ya geldim. Ankara'dan Bingöl'e gideyim de bir göreyim dedim. Nasıl bir yer, eğer beğenmezsem göreve başlamam dedim. Ondan sonra baktım otobüs 2 gün kalkmadı. 3 gün kalkmadı. Günde bir tane otobüs kalkıyormuş. Ve o da kardan dolayı kapalı olduğu için. 3. gün denk getirdim. Bindim otobüse, gidiyoruz. Ondan sonra böyle yol iz yok ortada, bir yerlere geldik. Dedim ki birisi sordu, Elazığ'ın garajına giriyor musun diye. Korktum. Hemen şoförün arzı şoföre dedim ki Bingöl'ün garajına giriyor musunuz? Bingöl'ün dedi 12 kilometre, 2 kilometre dışından geçiyoruz. Seni orada indirirsen kurtlar kuşlar kapar. Ne işin var senin orada dedi. Öğretmen olmaya gidiyorum dedim. Ondan sonra sen kendine ne hayrolacak ki oradaki insanlara olsun dedi. Benim için Bingöl'ün içine kadar girdi. Neyse vali yardımcısı odasına girdiğimde bana dedi ki ben valinin girdiği kapıdan girmişim yanlışlıkla. Benim müstahtem yolda gördü, fırçaladı.
Ne işin var bu kapıdan giriyorsun, çık öteki kapıdan falan. Ne var dedim, yemedik ya dedim, buradan gelin bir daha sefer oradan gelin. Evde İzmir'de yani. Konuşuyoruz. Efe yani. Benden de kırmızı ojeler, rujlar falan. Rujlu gidiyor. Ondan sonra vali yardımcısıymış çıkan. Ne bağırıyorsun hoca hanıma dedi. Kızacağına dedi, iyi davran, ya. Ailesini de al içeriye, kaçırmayalım. Bizim öğretmenlere ihtiyacımız var dedi. Ben de döndüm dedim ki, hocam benim ailem yok dedim. Yes. Kim varsa dedi, arkadaşım falan. O da yok dedim. Sen yalnız mı geldin dedim. Evet yalnız geldim dedim. O zaman dedi, hemen şu odaya giriyorsun, okulumu görmeden o odada görev başladım ve çıktım dışarıya. Bana yolluğumu verdiler. Hemen gideceksin dediler. Eşyalarını toplayıp geleceksin dediler. Gittim. Kendime teselli olarak şu cümleyi yazmıştım. O da ben buna bağlıyorum. Biz 80'in ruhunu taşıdığıma inanıyorum. Orada insanlar bir ömür geçiriyor. Ben ömrümden 3-5 yıl vermişim. Çok mu diye günlük tutuyordum. Onu yazmıştım. Ve oraya gittim. Hayatımda yaptığım en doğru şeydi. Çok az doğrum vardır benim hayatta. En doğru şeydi. Orada mesleğimin ilk yılında bir tane resim öğretmeni, birini zehirledim ve resim öğretmeni oldu. Onunla hala görüşürüm. Ben öğretmenliği çok seviyorum ama resim öğretmeni olarak o tahtın önünde herkesten çok gurur duydum ben. Hala da gurur duyuyorum. Çok güzel. Ben de burada olmaktan çok mutlu oldum arkadaşlar. Son 2 yıldır aileyle ilgili bayağı üzücü şeyler yaşadım. Hiç uzun zamandır bu kadar mutlu olmamıştım diyeyim, öyle söyleyeyim. Ben de Buca'yla ilgili, okulla ilgili bir anımdan bahsetmek istiyorum. Karşıyaka'da yaşıyorduk. İşte ön kayıt yaptırmak üzere Karşıyaka'dan Buca'ya gideceğiz. Tabii ki annemle birlikte gittik. Benim ayağımda bulicim vardı, pantolon vardı. Kapıdan girmek istedik. Giremedik tabii. Giremezsiniz dediler. Şimdi Buca'ya gelmişiz. O günün şartlarında tekrar Karşıyaka'ya git. Tekrar gel, çok zor. Annem bir düşündü. Kızım dedi, ne yapalım? Hemen bizim okula girerken sağ tarafta bir tek katlı bir ev vardı. Kırmızı çizgili eteği sen de mi giydin? Bilmem. Evet, biz de girdik. Kapıyı çaldı. Böyle tatlı bir teyze açtı kapıyı. O da belki alışkındı bu duruma yani. Biz de değil. Orası geliyordu zaten. Evet, annem. Sen de mi? Sen de mi? Sen de. Neyse biz kiraladık. Eteklerimiz ama kocaman bir etek yani. Çengelli. Bir etek verdi. Bir de çengelli iğneyle tutturduk eteği. Ben hiç itiraz etmiyorum tabii. Hani şimdi ben hedef böyle bir şey var, kızıma teklif etsem o hayır olmaz olur hiç öyle şey falan ya da gider yeni bir etek falan alırız yani öyle bir durumda. Neyse biz girdik, kaydımızı yaptırdık. Ondan sonra işte işimizi halletme mutluluğuyla evimize döndük.